Peki bu zulüm bireysel bir kişinin yaptığı zulüm değil, değil mi? Genele yayılmış bir zulüm mü bu? Hadi isimlerden konuşalım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki zulüm neydi? Nuh Aleyhisselam'ı anlattığımız programı sonradan izleyebilir insanlar. Neydi o? Nuh Aleyhisselam'ın kavminin zulmü, belli başlı iktidar gücü elinde bulunan kuvvetlerin masumları ezmiş olmaları, köleliği kulluk haline getirmiş olmaları ve nefislerine tapıyor olmalarıydı. Ve kurmuş oldukları o baskıcı sistemle zenginler daha zengin, fakirler ise köle konumunda, insanları kendi kulları gibi kullanıyorlardı. Sonra, Ad ve Semud. Ad ve Semud. Hud Aleyhisselam'la Salih Aleyhisselam'ın kavmi de öyle değil miydi? Hud Aleyhisselam Ad kavmine geldi. Ne dedi? Eğer siz dedi Allah'a şükrederseniz, zulümden vazgeçerseniz gökten yağmuru indirir. Ayaklarınızdan yeşillikleri yine çıkarır. O bahsettiğiniz Ubar kentinin ortasında olduğu gibi yine yeşil yeşil kuyular ve sular verir orada size. Orada nasıl bir zulüm vardı hocam? Ad kavminde ne zulmü? Ad kavminde bulunmuş oldukları toplumlara eşkıyalık yapıyorlardı. Yabancı kavimleri işkence ediyorlardı. Kendi beldelerinde bulunan masumları eziyorlardı. Allah Azze ve Celle umlü lehum inne kedimetin mühlet verir. Ama asla ihmal etmez. Kimdeki gibi? Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'daki gibi. Bu sefer onlar Hud Aleyhisselam'ın kavminden baktılar ki açık yerde olan bir kavim helak oluyor. Evet. Biz de dağları eşeleyelim dediler. Videolarını hatırlayacaksınız. Kapalı olan dağları eşelediler ama zulümlerinden vazgeçmediler. Mucize istediler. Tövbe etmek için bir deveyi Allah kayadan çıkardı. Yine inkar ettiler. Konularımız onlar değil, devam ediyorum. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a gitti, Nemrut kendine taptırıyordu. Yeni doğan çocukları öldürttürdü rüyası sebebiyle. Rüyası sebebiyle yeni doğmuş çocuklarımı öldürttürür, iktidarı elden gidecek diye öldürttürdü. Allah da onu helak etti bir sivrisinek vasıtasıyla. Firavun'un yanına gitti Mısır'a, o da hanımına el koymaya, Sahir annemize el koymaya kalktı. Allah Azze ve Celle onu da felç ederek imtihanını ortaya koydu. Sonra İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin inşasına vesile olacaktır. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bireysel olarak eşcinsellik yapmış olsalardı belki Allah Azze ve Celle'ye tövbe edip de düzelebilirlerdi. Ama yapmış oldukları meşruydu. Kendilerince meşrulaştırmışlardı. Hani bugün olduğu gibi dünyada savaş var, NATO'nun paylaşımı Pride üzerine. Yemen'de milyonlarca çocuk açlıktan vefat ediyor. Efendime söyleyeyim, Birleşmiş Milletler'in gündemi Pride üzerine. Pride LGBTQ+ gidiyor, evet. İşte onun sonu yok zaten. Ama sizin kuruluş amacınız bu değil. Lut kavmindeki en büyük problem buydu. Bireysel işlenen günah değildi. Lut Aleyhisselam'daki en büyük problem, Lut Aleyhisselam'ın yanına gelen peygamber melekleri bile fuhşiyata sevk etmeye çalışıp onları evden almaya kalkılacak kadar iffetsizlikle ön plana çıkmalarıydı. Cinsellik insanların hayatın her yerinde var. Çin'e gittiğiniz zaman Çin filmlerine bakın. Evet. Hindistan'daki Bollywood filmlerine bakın. Amerika'daki Hollywood filmlerine bakın. Bizim Yeşilçam filmlerine bakın. Animasyon filmlerine bakın. Diş macunu reklamlarına bakın. Evet. Bizim Ahmet Aktaş abiye selam olsun. Otogalerilere bakın. Araba fuarlarına bakın. Araba fuarlarında bile sergilenen nedir? Araba mıdır yoksa yanındaki kişiler midir? Cinsellik her yerde var ama buradaki bir zulüm, bir taciz gibi bir buradaki şey artık mi? Eşcinsellik temiz durmaya çalışanları bile kapsayan bir zulmet ve toplumda meşrulaşmış. Yani kimse gelip de ne yapıyorsunuz burada ya diyemiyor. Bir kişi diyor Lut Aleyhisselam, sen temiz mi kalmak istiyorsun diyorlar ve reddediyorlar. Evet. Devam edelim, o konular ayrı. Tamam. Meden adı Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Alırken tam alıyorlar, satarken eksik satıyorlar. Ha, orada ticareti bir ahlaksızlık vardı. Ticaret bozuyor. Stoklaşma, stotiko, elde tutma var. Eldeki güç imkanları, zenginler daha çok zenginleşiyor. Ne gibi? Mesela küresel bir pandemi de Uğur Bey. Evet. Küresel pandemi de ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde nasıl olur da milyarderlerin sayısı çoğalır? Meden halkının başına ne geldi hocam? Meden halkı helak oldular. Ne, nasıl helak oldu onlar? Depremle ve fırtınayla. Deprem ve fırtınayla. Devam edelim. Evet. Onlar yalandı. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun. Firavun Hazreti Musa ve yanında bulunan İsrailoğullarını köleleştirdi. Kul haline getirdi. Hı hı. Sömürdü, istismar etti. Canını istediğini öldürdü. Canını istediğini kullandı. Allah Azze ve Celle onları Musa Aleyhisselam vasıtasıyla kurtardı. Tövbe etseydi belki kurtulabilirdi. Vazgeçmedi, devam etti ve denizin içerisinde boğuldu. Bunlar birkaç örnekti. Evet. Detaylarını biz çok konuştuk. Biz asıl konuya gidiyoruz. Şimdi burada kastedilen kavram Siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akibetul mukezzibin. Gidip bir yeryüzünde dönüp dolaşın diyor. İstanbul surlarını dolaşın. İmparatorlar nerede onu görün. Karagümrük stadını gezin. Çarşamba Çukur Bostanı'nı gezin.
Yedi kule surlarını gezin. Fatih Belediyesi'nin yeni açılışı yapmış oldu. Her yerde eski milletlerin benim diyen kudretlerin ayetleri diyor. Şurası çok muhteşem. Çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmışlar. Uğur Bey, nerede Roma İmparatorluğu? Evet. Şimdi oralar kullanılamaz hale gelmiş. Nerede İran Sasani İmparatorluğu? Nerede 300 Spartalı? Nerede Atinalılar? Nerede Büyük İskender? Nerede Helenistik güç? Nerede Moğollar? Hangisi nerede? Onlardan bir tanesi de şimdi bahsedeceğiz. Biz bundan acaba bir yıllar sonra nerede Rusya, nerede Amerika filan diyecek miyiz? Bizim için de Allah korusun diyebilirler. Biz şimdi diyoruz ki 17 küsür devletimiz olmuş, aslanlar gibi ayaktayız. Elhamdülillah. Yıkılan 16 devletimiz için niye üzülmüyoruz? Ayakta duran devletimize sevinelim. Allah ebed müddet daim kılsın. Amin. Ama yıkılan 16 devlet ne olacak Uğur Bey? Yıkılanları düşünüp ibret almazsak tarih tekerrür ettiği için 16 olmuş. Memlükleri sayarsak 17 olacak vesaire. Cabürleri sanarsak 18 olacak. Bir de bazı devletleri kabul ediyoruz, bazısını kabul etmiyoruz. Öyle bir sorun da var. İşin özeti, biz şu anda daha seneye 100. yılımızı kutlayacağız. Nerede 500-600 küsür yıllık 3 kıtaya nam salmış Osmanlı? Nerede 1000 yılı aşkın Roma İmparatorluğu? Nerede? Nerede 600 küsür yıllık Sasani Devleti? Tek büyük hanedan olarak. Aynı şey hepimiz için olacak. Allah Azze ve Celle diyor ki ben sizi helak etmek istemiyorum. Siz benim kulumsunuz. Ben sizi çağırıyorum. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Koşun diyor ya. Koşun diyor. Genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun diyor. Şunu demiyor. Uğur Bey, ben yarattım sizi ama cehennemi de yarattım. Yarınızı cehenneme göndereceğim. Sen cehenneme git demiyor. Hep koşun diyor affıma merhametime. Peki bunlar niye helak olmuş? Örnek. Diyor ki Adnan, devletine güvenme. Gücüne kuvvetine güvenme. Zulmedersen tarihteki çöplüklerden biri olursun. Aynen burada anlatıldı gibi. Issız olursun, harap olmuş olursun ama hakkı gözetirsen, halkı hak için gözetirsen, ne demiş büyük şeyhimiz, Şeyh Edebali? Kartım da yere düştü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş evet. Hocam. O zaman büyükler boş konuşmamış değil mi? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam bir köle için, tabirimi affedin ama olay daha yanlışılsın diye, kendi devletindeki tebaadan Arap da olmayan bir İran asıllı köle için kalkıyor devletin başkanı, halkı yaşatıyor. Diyeceksiniz ki hocam o sahabesiydi. Tamam da Kureyzaoğlu'nun Yahudi'nin bahçesine çökmüyor. Doğru. Diyor ki sen kaç istiyorsun? 300 mü? Tamam diyor. Hallediyor. Bir de üzerine verdiği 40 küsür dirhimden ya da 400 küsür dinardan bahsedilen rakam da var. O 300 kadar hurma bahçesinin karşılığında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.